Herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Mutlu bayramlar, iyi bayramlar diliyorum herkese. Bu bayramdaki ikinci videomuz LG V20'nin değerlendirmesi, ön değerlendirmesi yapacağız. Telefon yakında elimizde olacak, zaten lansmana da gideceğiz telefon. Size en detaylı şekilde telefonun bütün detaylarını aktaracağız ama şunu söylemekte fayda görüyorum. LG V serisiyle bence oldukça iyi bir işe imza attı. V10 iyi bir telefondu. Gerçi yine V10'u herhalde sanıyorum dünya üzerinde en çok eleştiren insanlardan bir tanesi bendim. Telefon kendi ekosisteminde, yani zaten kendi ekosistemi diye bir şey yok telefonun. İki tane ekranı var ön tarafta ve gerçekten de bambaşka bir segment sunuyor aslında burada. Kullanıcı deneyimi sunuyor. Fakat telefonun en önemli sorunlarından bir tanesi benim için 200 grama varan ağırlığıydı. Bu ağırlığını çok eleştirdim. Fakat LG V20'de bu ağırlığın da yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Yani 200 gramlardan 170 gramlara düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Tam nedir o küsuratlı değerleri hatırlayamayacağım ama 192 gramdı sanıyorum LG V10. Bu da 172 grama galiba düşürülmüş LG V20. Arada gerçekten de ciddi bir fark var. Bunu söylemek lazım. Yani benim geçtiğimiz yıl LG V10'da eleştirdiğim hemen hemen her şeyin LG V20'de düzeltildiğini görüyoruz ve bundan dolayı da gerçekten mutlu oldum. Telefon kendi içinde ciddi anlamda bir gelişim göstermiş. Özellikle tasarım tarafında ciddi bir gelişim göstermiş. Çünkü LG V10 büyük bir telefondu. Gerçekten büyük bir telefondu. Yani 5.7 inç ekrana sahip bir telefonlar arasındaki en büyük telefondu. Şimdi ikinci ekrana sahip olmasına rağmen gerçekten de belli bir standarda oturduğunu görüyoruz. Hemen şöyle söyleyeyim, 172.4'lük bir ekran kasa oranı var. Bence bu yeterli bir ekran kasa oranı. En azından baktığınız zaman ikinci ekran çünkü buna dahil değil 172.4'e. Ben oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Altta ve üstü oldukça ince çerçeveler bırakılmış. Yan tarafta zaten çerçeveler gittikçe azalıyor. Bunu da söyleyeyim. Telefonun detaylarını size paylaşacağım ama LG V20 neden bu kadar sessiz sedasız tanıtıldı? Ben bunu bir türlü anlamlandıramıyorum. LG Türkiye'de gerçekten de yani yaptıkları işe saygı duyuyoruz tabii ki ama Galaxy Note 7'nin böyle bir durumunda LG V20 bana sorarsanız Android ekosisteminin en tepesinde yer alan telefon konumundayken neden bu kadar sessiz sedasız bir şekilde dünya üzerinde sinek de geldi tanıtıldı? Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Telefonu hemen şöyle söyleyeyim. 5.7 inç ekranı var. Geçtiğimiz yıl V10 gibi. 2K ekran tabii ki bu. IPS LCD bir ekran ve 513 ppi değeri var arkadaşlar. İkinci ekran 160x1040 piksel. Bu geçtiğimiz yılla aynı ekran boyutuna sahip, 2.1 inç ekran boyutuna sahip bir ekran var. İkinci ekran ve bu ikinci ekran sizin bildirimleri görmenizi sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yine çok eleştirmiştim ben, bildirimleri yeterli miktarda göremediğimizi ifade etmiştim. Belki şimdi bilmiyorum tabii kullanış deneyimi ne sunacak bize, hep beraber bunu yapacağımız testlerde göreceğiz ama umarım daha iyi bir ikinci ekran kullanımı vaat eder telefon. Eğer kullanımı vaat ederse burada çok daha spesifik bir şekilde ikinci ekran kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani sadece arka taraftaki bulunan el fenerini açıp kapatmak ya da Wi-Fi açıp kapatmaktan daha iyi işlere imza atabilir ikinci ekranın kullanımı şekli. Telefonda Snapdragon 820 Yonga seti var. LG V20'deki, özür dilerim, LG G5'teki gibi. 32 GB ve 64 GB micro SD kart desteği olan bir hafıza yöntemi var. 32 GB da gelecektir diye tahmin ediyorum Türkiye'de zaten. RAM tarafı çok büyük bir merak konusu. Yani herkes bu telefondan V20'den 6 GB RAM bekliyordu ama LG'de Samsung gibi amiral gemisinde, en tepedeki amiral gemisinde hala 4 GB RAM'lerle yoluna devam ediyor. DDR4 RAM'ler var arkadaşlar burada. Arkadaşlar kamera tarafında LG V20 G5'teki gibi 2 tane kamera lensiyle yola devam ediyor ve açıkçası G5 ile karşılaştırmak lazım. G5'teki gibi 16 megapiksel ve 8 megapiksel 2 tane kamera sensörü var. Şunu söyleyeyim, bu telefonda yani LG
V20'de bazı insanların şunu dediğine şahit oldum. İki tanesi de 16 megapiksel dediğine şahit oldum. Arkadaşlar bu yanlış. Telefonlardan, yani kameralardan bir tanesi 16 megapiksel, bir tanesi de 8 megapiksel. Aynen G5'te olduğu gibi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yine G5'te olduğu gibi F1.8 değere sahip 16 megapiksel olan, F2.4 değil mi? Evet, F2.4 değere sahip 8 megapiksel olan. Aynısı arkadaşlar. Aynı donanım var arkada. IMX298 sensör var telefonun arkasında. Geçtiğimiz yıl kullanılan LG V10'da IMX234 vardı. Bunda geliştirilmiş arkadaşlar ve IMX298 yeni nesil sensör var üzerinde 16 megapiksellik. 8 megapiksel ulaşamadım ama ulaşacağım, emin olabilirsiniz. Telefonun tabii ki OIS desteği var, otofokus desteği var falan filan. Yani yok telefonun kamerayla ilgili. En önemli özelliklerinden bir tanesi, video çekerken LG V20'nin 24 bit desteğinde, 192 kHz desteğinde bir ses kaydedebilmesi ve bu sesi kaydederken dilediğiniz yerdeki sesi kaydedebilmesi sağlanıyor. Üzerinde 3 tane farklı geliştirilmiş mikrofon var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, BNO ile beraber yapılmış bir sistem bu. Yanlış bilmiyorsam. Ve gerçekten de telefonun içine zaten biliyorsunuz 32 bit ses desteği var. Dünyada, global pazarda özellikle, Çin'de sanıyorum bir tane daha telefon var 32 bit ses desteğine sahip olan bir telefon, ama global pazarda satılan 32 bit ses desteğine sahip tek telefon da LG V10. Artık ikinci telefon da LG V20 oluyor arkadaşlar. 32 bit ses desteği var ve dediğim gibi bu bir amplifikatör sayesinde sağlanıyor ve BNO ile birlikte geliştirilen bir amplifikatör var içinde. Bunu söyleyeyim. Ön tarafta 5 megapiksel bir kamera var. Ön tarafta tek kamera var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl çift kamera vardı ama yani bu çift kameranın çok bir esprisi yoktu. Çünkü biri dar açı, biri geniş açıydı. Ben hep diyorum, yani hiç kimse dar açıyla fotoğraf çekmek istemez. Zaten geniş açıyla fotoğraf çektiğinizde bunu çok rahatlıkla dar açıya çevirebiliyorsunuz. Hatta bunu Instagram kendisi çeviriyor zaten. Dar açıya gerek yoktu dedim. Burada da zaten ikinci kamerayı da donanım olarak kaldırmışlar. Geniş açı bir tane ön kamera var arkadaşlar telefonda. Type-C bağlantı noktası var. Quick Charge 3.0 desteği var tabii ki telefonda. Ve telefonda en önemli özellik, %7 civarında pilin arttığını görüyoruz geçtiğimiz yıla göre. Ve burada 3200 mAh'lık bir pil gücü var arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl 3000 mAh pil bu telefona kesinlikle ve kesinlikle yetmemişti. Ama bu yani LG G5'ten yola çıkıyorum. LG G5'in pili oldukça yeterli. 2800 mAh olmasına rağmen 5.33 biliyorsunuz. 5.7 inçe çıkıyor. Köpeklerimiz var. Çok fazla köpeğim var arkadaşlar şu an burada lokasyonda. Burada dediğim gibi 3200 mAh pil gücünün ben oldukça iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Şu köpeği susturayım arkadaşlar. Tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, köpekler gitti. Küçük köpekler biraz daha cesaretli oluyorlar. Koskocaman bir köpek var arkadaşlar. Onu aldıyıp durdular. Neyse. Geçelim. Burada geçtiğimiz yıl bence yine bir telefonda ilk defa verilen bir sertifikasyon vardı. Biliyorsunuz MIL değil mi? STD 810G diye bir sertifika vardı arkadaşlar. Bu sağlamlık sertifikasıydı ve askeri standartları gösteren, sağlayan bir standarttı. Bu sağlamlık standardının LG V20'de de olduğunu görüyoruz ve bundan dolayı gerçekten çok seviniyorum. Çünkü yani 200 gramlardan 170 gramlara telefonun düşmesi ve bu sertifikasyonun hala devam etmesi LG'nin bence yaptığı en inovatif işlerden bir tanesi. Yani değer verirseniz vermezseniz bunları bilemiyorum ama gerçekten oldukça başarılı. Renk konusunda enteresan. Titan renk var. Titan renk dediğimiz bir koyu gri bir rengimiz var. Gümüş rengi var. Ya LG G5'teki gibi. Bir de pembe bir renk var arkadaşlar. Yani pembe o kadar kötü bir pembe ki, ya da ne bileyim fotoğraflarda böyle görünüyor. Ya ben bu telefonun pembe renginin kesinlikle satmayacağını düşünüyorum ki. Yani hani belki kadınlar için yapılmış bir şey olabilir. Ama hiçbir şekilde bu pembe renk kadınlar bile almayacaktır. Çok kötü bir pembe. Hayatım bundan daha kötü bir pembe renkli telefon görmedim arkadaşlar. Gold renk yok. Enteresan bir şekilde gold renk yok. Yani gold olmalıydı, mavi olmalıydı telefonda, sonra mı tekrar getirilecek? Firmalar böyle enteresan işleri de imza atıyorlar. Yani telefonun ilk etapta renklerini tam olarak vermiyorlar. Daha sonra işte yeni renklerle geliyorlar. İşte Huawei P9 da yaptı aynı şekilde. Oppo'nun da var böyle birkaç tane girişimi falan filan. Geçtiğimiz yıllarda Samsung da yapmıştı aynı şekilde biliyorsunuz. Ben LG V20'yi genel anlamda oldukça beğendim.
Gerçekten telefon oldukça güzel ve iyi görünüyor ama bize ne sunacak, ne sunmayacak, bunu yapacağımız testlerde ortaya koymak lazım. Şunu söyleyeyim. Galaxy Note 7'nin yokluğundaki Galaxy Note 7 Ekim'in ortasında falan gelecek diyorlar. Ben kesinlikle Ekim'in ortasına yetişeceğini düşünmüyorum telefonların. Ekim'in sonuna doğru telefonlar bence ülkemize satışa sunulacaktır. Eğer LG V20 daha önce piyasaya çıkarsa bu pazarın ekmeğini ciddi anlamda yiyebilir. En azından Android ekosistemin şu anda en tepesindeki telefon LG V20. Ama hala dediğim gibi doğru düzgün bir lansman yapılmadı, tanıtımı yapılmadı. Çok sessiz sedasız geçiyor. Neden böyle geçiyor onu da anlamamış değilim. Önümüzdeki günlerde mutlaka lansman yapılacaktır. Dediğim gibi detaylı incelemelerle, detaylı karşılaştırmalarla karşınızda olacağım. Lütfen yeni girişimimiz teknoburada.net'e giriş yapın. Haberlere mutlaka göz gezdirin. Orada da LG V20 ile ilgili haberler var. Sizlerden bunu rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz paylaşın, abone olun. Sosyal medyada paylaşın özellikle. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolar tekrar görüşeceğiz. Herkese tekrar mutlu, kocaman, iyi, güzel bayramlar diliyorum. Hoşçakalın, bay bay.